Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kurbanlarımızın kabulü için, hizmetlerimizin devamı için, Allah rızası için. El-Fatiha. Kurbanlar eşliğinde Silifke mezbahası. İnşallah güzel ve hayırlı hizmetin temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Hayırlı uğurlu olması dileklerimle hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Bizler 30 Mart öncesinde göreve talip olduğumuzda 20 yıl boyunca yaptığımız gibi sadece rızayı ilahi için çalışmaya söz verdik. Sizlerin teveccühüyle bu göreve geldiğimiz andan itibaren halka hizmetin hakka hizmet olduğunun bilinciyle hareket ettik. Göreve geldiğimiz zaman Mersin'in geçmiş ve gelecek arasındaki bağını en güçlü şekilde gösteren Silifke birçok alanda hizmete ihtiyaç duyar bir durumdaydı. Tarihin ve kültürün merkezi olması gereken ilçemizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için hizmet maratonumuza besmele ile başladık. Daha önce Atakent Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırımı projesini başlatmış ve inşallah yaz aylarında tamamlamayı planlıyoruz. Bugün de halkımızın sağlığı için önem arz eden Silifke mezbahanemizin temel atma töreni için buradayız. Değerli hemşerilerim, daha önce Tarsus'ta hayata geçirdiğimiz modern mezbahane, bölgede mevzuata uygun olarak inşa edilmiş ve işletme onay belgesi alarak faaliyetini sürdüren ruhsatlı tek mezbahanedir. Biz görevimizi layıkıyla yerine getirme gayretini sürdürürken dünya kenti dediğimiz Mersin'de utanç verici görüntüler sergilenebiliyor. Bu görüntüler maalesef Mersin'imize de yakışmıyordu. Yine bu hizmet anlayışı ile göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri Mersin'e yakışan, çağa ayak uyduran, vatandaşımızın önceliği olan projeleri hayata geçirmek oldu. Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçe mezbahalarında yapılan inceleme neticesinde Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde yeni mezbahanelerin kurulmasına, Çamlıya'yla Erdemli ve Gülnar ilçelerinde ise mevcut mezbahanelerin modernize edilmesine karar verildi. Silifke'de mevcut mezbahanenin modernize edilmesi sadece günü kurtaracağı için yeni bir mezbahanın yapımını uygun gördük. Çünkü teknik personelimizin yaptığı incelemeler neticesinde mevcut mezbahanın yerleşim alanı içerisinde kaldığı, soğuk hava deposunun bulunmadığı, raylı askı sisteminin olmadığı ve kesimlerin yerde yapıldığı tespit edilmişti. Bunlar tamamen insan sağlığını tehdit eden ve Mersin gibi çağdaş bir kente yakışmayan görüntülerdi. Bugün temelini atacağımız mezbahane ile hijyenik, kontrol edilebilir, soğuk hava deposu ile bozulmayı önleyen, raylı askı sistemi ile kolay kesim sağlayan, tam anlamıyla donanımlı bir hizmeti inşallah hayata geçireceğiz. Böylece hijyenik ve güvenilir bir şekilde kesimhanelerden çıkacak etler
alnımızın akıyla vatandaşımızın sofrasına ulaşacak. Mezbahanemizde günlük 50 adet büyükbaş hayvan ile 100 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecektir. 722 metrekarelik alana kurulacak olan mezbahanede koyun, keçi ve sığır kesim hattı, 3 adet soğuk hava deposu, sakatat odaları ve idari bilimler yer almaktadır. Ayrıca mezbahanemizde kesime gelen hayvanların dinlenmesini sağlamak üzere 300 küsür metrekarelik bir padok bulunacaktır. Bunun yanı sıra mezbaha atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bir de arıtma tesisi yapılacaktır. İnşallah, biraz evvel müteahhit arkadaşımızdan da söz aldık, 100 gün içerisinde bu hizmetimizi siz değerli Silifkelilerle buluşturarak temiz, güvenilir bir mezbahaneyi ilçemize kazandırmış olacağız. Kıymetli hemşerilerim, seçimden önce söz verdik, sizlere gerçek hizmet vereceğiz dedik. Sadece merkezde değil, Mersin'in tamamında mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için var gücümüzle çalışacağız dedik. Söz verdik, şimdi de hayata geçiriyoruz. Sizlerle yine güzel hizmetler ve projeler vesilesiyle buluşmayı temenni ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.